Pekala. Şimdi Bitsy robotumuzun gözleri görevini üstlenecek parçaları monte edeceğiz. Bunun için üç renkli minik LED ampuller ve şişe kapakları kullanacağız. Matkap ucuyla şişe kapağının ortasına bir delik açıyoruz. LED'i buraya, ortaya yerleştireceğiz. LED göz bebeği işlevi görecek. Şişe kapağı ise iris görevi görecek. LED'i rahatlıkla ortasına yerleştirebilmemiz için, kapaktaki matkap ucunun bıraktığı fazlalığı temizliyoruz. LED'in dört bacağı var ve uzun olanı pozitif kutup. LED'i doğru kutba bağlamamız için bu çok önemli. İki LED'i devre tahtamızda sağ ve sol taraflara yerleştirdik. Şimdi, üç adet transistörü bağlıyoruz. Bu transistörler, Ses modülü ve kamera için kullandığımız da aynı tip, onların işlevlerini tetiklemeye yarayan NPN tipi transistörler. Bunlar hem sağ hem de sol taraftaki LED'lerde kırmızı, mavi ve yeşil ışıkları tetikleyecek. Transistör için 1000 ohm değerinde direnç kullanıyoruz. Burada merkez kablosunu görüyorsunuz. Kızılötesi sensör için olan kabloları hareket ettiriyoruz. Bu sayede biraz daha fazla alan elde edeceğiz. Sonra dirençlerin üzerindeki merkez pimin üstüne 1000 ohmluk bir direnç daha yerleştireceğiz. Bunu yaptıktan sonra elimizdeki listeye göz atıyoruz. A1'in yeşil led olduğunu görebilirsiniz. A0 kırmızı led, A2 ise mavi led'e denk geliyor. Doğru renkleri görebilmemiz için bunları uygun şekilde bağlamamız gerekiyor. Yeşil göstermek için yeşil bir kablo kullanıyoruz. Bu kablo, yeşil ışıkları açıp kapatan transistöre bağlanıyor. Kırmızıları açıp kapatmak için kırmızı, elimde mavi kablo kalmadığından, mavileri açıp kapamak için de siyah bir kablo kullanıyorum. Bunların dirençlere nasıl bağlandığını görebilirsiniz. Evet, şimdi elimizdeki 220 ohmluk direnci, LED'lerin fazla akım çekip yanmalarını engellemek için pozitif kutba yani her bir LED'in uzun bacağına bağlıyoruz. Direnç değerlerini değiştirebilirsiniz. Doğru direnç değerlerini nasıl belirleyeceğimiz hakkında başka bir videoda konuşacağız. Daha yüksek bir değere sahip bir direnç kullanırsanız LED'ler daha sönük olur. Daha düşük bir değerde direnç kullanırsanız LED'ler daha parlak olur. Evet. Bu ikisini yerleştirdik. Karga burun pense yardımıyla da iyice pekiştiriyoruz. Bazen tam olarak oturtmak zor olabiliyor. Şimdi pozitif kabloyu aşağıdaki güç dağıtım panomuzdan alalım. Kabloyu 220 ohm'luk dirençle aynı sıraya bağlayacağız ve her led için bir tane olacak. Yani sağda ve solda birer tane var. Sağ taraftakini de tekrar 220 ohmluk dirence bağlayacağız. Pekala, bu kısım da tamam. Şimdi yapacağımız şey, aşağıdaki güç dağıtım panosundaki topraklama kablosunu en soldaki LED'e bağlamak olacak. Yani sol taraftaki transistörün sol bacağına gidecek. Bu transistör yeşil LED'i açıp kapatıyor. Burada bir başka topraklama kablosu daha var. Onu da bu taraftaki transistöre bağlıyoruz. Şimdi de topraklama kablosunu en soldaki transistörden orta alana götüreceğiz. Bu da daha önce söylediğim gibi ses modülünü ve kamerayı bağlarken kullandığımız kablonun aynısı. Şimdi kırmızı ledi kırmızı led girişine bağlayan direnci yerleştiriyoruz. LED girişi buradan LED'e bakınca en solda kalıyor. Yeşil LED'i önceden bağlamıştım. Alt tarafta görebilirsiniz. Aynı LED üzerindeki en sağdaki kabloya bağlanıyor. Şimdi mavi LED'imiz için kabloyu yerleştireceğiz. Bu kablo da yeşilin hemen yanında. Kablonun yalıtımını sıyırıp açma kapama işlevi gören transistöre bağlıyoruz. Bunun için örnek kod indirdim. Böylece LED yanıp sönebiliyor. Her bir rengin listedeki eşleştirmeye göre ayarlandığından emin olmalısınız. Evet, çalışır durumda görünüyor. Şimdi de bu ledi diğer taraftakine bağlayacağız. Yeşil kabloyu alıp diğer taraftaki led üzerinde aynı noktaya bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece yeşil yanıyor. Kırmızı ve mavi yanmıyor çünkü henüz onların kablo bağlantılarını yapmadık. Sol taraftakinde peş peşe kırmızı, mavi, yeşil yanıp sönerken sağda sadece yeşil yanıp sönüyor. Şimdi diğer iki kabloyu da bağlayacağız. Kırmızı ve mavi kabloyu bağlayınca led'ler senkronize olarak yanıp sönecek. Kırmızı kabloyu bağlayınca sağdaki ledde sadece yeşil değil, kırmızı da yanıp sönecek. Evet, şu anda yeşil ve kırmızı yanıp sönüyor. Ancak mavi hala yanmıyor. İkisine birden bakınca yanıp sönen ışıklar arasındaki farkı görebiliriz. Soldakinde kırmızı, yeşil ve mavi yanıp sönerken, sağdakinde kırmızı ve yeşili görüyoruz sadece. Şimdi son kabloyu bağlayacağız ve böylece sağdaki de kırmızı, yeşil ve mavi renkte yanıp sönecek. Dikkat ederseniz mavi olan kırmızı ya da yeşil kadar parlak değil. Her bir led'e farklı değerler veren dirençler yerleştirerek mavinin parlaklığını artırıp yeşil ve kırmızıyı daha az parlak hale getirebilirsiniz. Yani isterseniz hepsinin parlaklığını eşitleyebilirsiniz. Fark ettiyseniz, elim çarptığında ışıklar söndü. Devre tahtası üzerinde geçici bir bağlantı var ve o yüzden bu gibi şeylerin olması normal. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi aynı zamanda bu bağlantının geçici olması, farklı şeyler denememizi, ve istersek üzerinde çeşitli ayarlamalar yapabilmemizi de sağlıyor.